Yaz sıcaklarında Archer'in son çıkan yeni nesil vantilatörüyle çözüm buldum. Büyük kutumuzu da şöyle koyalım. Kurulumu o kadar basit ki 2 dakikanızı bile almıyor. İsterseniz ayaklı bir şekilde standart olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de boyunu kısaltıp iş yerinizde, ofisinizde masaüstü olarak kullanabiliyorsunuz. Yanınızda istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Uzaktan kumandası ile yerinizden bile kalkmanıza gerek kalmıyor. Tüm işlevleri ister kumanda ile isterseniz de ürünün üzerindeki dokunmatik gövdeyle yapabiliyorsunuz. Tam 3 adet serinlik ayarı artı bir adet de turbo modu var. Zamanlayıcı özelliğiyle istediğiniz zaman otomatikman kapanıyor ve elektrik tasarrufu sağlıyor. Ayrıca sağa sola 85 derece dönebiliyor ve yukarı aşağı tam 135 derece serin hava sirkülasyonu sağlıyor. Bakın ayrıca ön kapağındaki hazneyi açabiliyorsunuz. Küçük filtresinde organik oda parfümlerini damlatıyorsunuz ve gün boyu bulunduğunuz ortama temiz ve ferah hava yayıyor. Türkiye'de sayılı patentli pervanesiyle en sessiz çalışma performansını Archer'in bu yeni nesil vantilatörü bizlere sunuyor. Özellikle sıcak yaz aylarında şu an alabileceğiniz en iyi fiyat performans vantilatör kesinlikle diyebilirim. Tekrar masamıza koyalım. Hadi gelin hep beraber Archer'in son çıkan canavarını inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Şu an bildiğiniz üzere tam yazın ortasındayız. Haliyle hepimiz klima, vantilatör yakıyoruz. Zaten Temmuz itibariyle elektriklere %38'de zam geliyor. O zaman da klima yerine vantilatör yaksak mı diye düşünenler de çoğalıyor. Bildiğiniz tüm vantilatörleri unutun. Çünkü artık Archer'in yeni nesil vantilatörleri karşımızda. Şimdi size öyle bir ürün tanıtacağım ki hem az yakıyor hem de çok serinletiyor. Bakın isterseniz standart bir vantilatör gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de evinizde, iş yerinizde, ofisinizde boyunu hemen kısaltıp masaüstü olarak kullanabiliyorsunuz. Hem çok ergonomik, hem çok portatif, hem de tam bir fiyat performans ürünü. Bu kelimeyi video boyunca söyleyeceğim çünkü gerçekten hak eden bir ürün. Özellikle oturma odası gibi küçük ve orta boyutlu yerlerde sağa sola standart bir vantilatör gibi salım yapabiliyor ama bu kez serin hava yukarı aşağıda verebilen Archer'in yaz ayları için ürettiği bayağı işe yarayan bir ürün. Zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. Şu an Archer'lik bu tarz ürünlerde en iyilerden biri. Rahatça bunu söyleyebilirim. Şimdi bu içerikte sizinle beraber bu canavarı hem detay bir kutu açılışını yapacağız hem de derinlemesine bir inceleyeceğiz. Her videomda olduğu gibi aklınızda en ufak bir soru işareti kalması için tek tek hepsini size dediğim gibi testlerle göstereceğim. Zaten artık ondan sonrası da size kalıyor. Kesinlikle bir yere ayrılmayın. Videomuz başlıyor. Evet, son kez kutumuzu koyuyorum. Dediğim gibi sizin için detaylı olarak hepsini inceleyeceğim. Hadi o zaman gelin hep beraber Archer'in şu yeni canavarını kutusundan çıkartalım. Ve evet, dev kutumuz geldi. Şimdi hızlıca bir kutuya bakalım. Biraz şöyle çevireyim. Hemen üst tarafta akıllı vantilatörümüzün şöyle kabartmalı olmayan standart bir fiziksel görünümünü ön tarafa koymuşlar. Bu tarafta Archer'in logosu. Hemen şuraya bakacak olursak burada vantilatörümüzün model numarasına ulaşabiliyorsunuz. Kutuyu biraz daha şöyle yapacak olursak bu taraftan cihazın hızlı bir şekilde özelliklerine göz atabiliyorsunuz. Zamanlayıcı, ayarlanabilir yükseklik, otomatik yukarı ve aşağı salınım, 3 kanatlı pervane. Kutuyu birazcık yana çevirdiğimizde buradan da böyle vantilatörümüzün görünümüne göz atabilirsiniz. Ayrıca burada uzaktan kumandasını koymuşlar. Onun dışında sağlam her zaman gibi Archer'in kutusu. Evet, tekrar kutumuzu şöyle koyalım. Açmak için de şöyle çevireyim. Evet, fazla uzatmadan her zaman gibi kutumuzu açalım. Direkt böyle buradan vurduk mu aynı şekilde böyle ortadan da açıyoruz. Oo, bayağı bir içinde sanırım aksesuarımız var. Şöyle döndürelim. Tam herhalde şu an kadroca sığıyor içindekiler. Evet, bir adet vantilatörümüzün en altına koymak için hem de bayağı bir ağır, hafif değil. Ayaklığımız sanırım bu. Mat bir yapısı var. Mat siyah. Yine aynı şekilde burası da mat beyazdan yapmışlar. Ve şöyle yapınca da gayet bir sağlam yapısı var. Ayaklığımızı bir köşeye koyalım. Evet, vantilatörümüzün orta kısmına koyacağımız iskeletimiz. Bu da böyle metal. Gayet sağlam bir yapısı var bunda. Dediğim gibi bunu ortasına yerleştireceğiz. Bunu da bir kenara koyuyorum. Her zaman gibi içinden bir adet kullanım kitapçığımız çıkıyor. Ayrıca 2 yılda Archer tarafından garantili. Eğer isterseniz kolay kurulum olarak buradan bakabilirsiniz. Fakat kurulum aşaması kolay. O yüzden pek ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum ama eğer kuramazsanız Archer'in kullanım kılavuzunda kurabilirsiniz. Evet, şu yumurta kollarını da bir kaldıralım. Evet, içinden şöyle bakalım. Vantilatörümüzü kontrol etmemiz için bir uzaktan kumandamız çıkıyor. Onu da bir açayım. Bunu da gönderelim. Şöyle göstereyim kameraya. Kumandamız çıkıyor. Şöyle pil yuvasına bakacak olursak açalım. Evet, 2 tane 3 ağlı küçük kalem pillerle kumandayı aktif edebiliyoruz. Gayet güzel bir vantilatör için uzaktan kumanda etmemiz. Hem de Archer'in son çıkan dizaynından yapmışlar. Vallahi kumandayı da bayağı bir beğendim. Ama şimdi bunu da bir kenara koyuyorum. Evet, şimdi buradan vantilatörü ben çıkartacağım. Direkt kutuyu buradan komple yollayacağım. Evet, şimdi bir rahat rahat inceleyelim masamızda. Bu akıllı vantilatörümüzün zemini yani ayağı buraya kolay bir şekilde
şekilde monte ediyorsunuz. Şöyle baktığımda mat ve tırtıklı bir zemini var. Kısmı sanırım metalden yapılmış, sert bir hissiyatı var. Arkasını çevirdiğimde burada da tam tersine düz, beyaz ve mat bir zeminimiz var. Şöyle kaldırdığımda hacmi falan, yani kalite ben buradayım diye hissettiriyor. Bunu birazdan vantilatörü kurarken size göstereceğim. Bu kısmımızda şöyle parlak bir orta iskeletimiz var. Şöyle kameraya göstereyim. Şu tırtıklı yerlerden vantilatörümüzde montaj işlemini gerçekleştireceğiz. Çok çok kolay bir montajı var. O yüzden şu an bu vantilatörün en sevdiğim yerlerinden biri bu. Bayağı bir kolay kurulum var. Hem de çok kaliteli bir vantilatör. Şu an belirttiğim gibi Arçelik'in en çok satan ürünlerinden biri. Burada demin gösterdiğim kullanma kılavuzumuz ve aynı zamanda garanti belgemiz var. Bunu da gönderelim. Evet. Kral burada. Artık kralın sahneye çıkma zamanı geldi. Koruma poşetimizi de çıkarttık mı? Var ya, erken konuşmayayım dedim temin. Şu an artık konuşabilirim. İlk hissiyat olarak bak şöyle ellediğimde hem boyu hem fiyat performans oranı hem de dizayn olarak bakar mısınız şu güzelliğe. Gri rengi zaten çok seviyorum. Hele böyle gri ile beyazı veya gri ile siyahı birleştirdiklerinde çok daha çok seviyorum. Yani inanılmaz bana hitap etti şu an. Şöyle vantilatöre üst taraftan baktığımızda Arçelik'in logosu zaten burada her zamanki gibi bizi karşılıyor. Kapak kısmı yine mat gri malzemeden yapmışlar ve şöyle dokunduğunuzda ön inceleme olarak size bayağı bir fiyat performans vantilatörü olduğunu hissettiriyor. Şöyle aşağıya gelecek olursak hemen aşağımızda vantilatörümüzün ayarlarını yapacağımız tuşlarımız var. Böyle dokunma tadında tuşlarımıza basabiliyoruz. Zaten bayağı bir burada seçenekleri var. Sağa sola, yukarıya aşağıya zamanlamasını ayarlayabileceğiniz, kapatıp açabileceğiniz tüm fonksiyonel tuşlarımızı hemen vantilatörümüzün altına koymuşlar. Bak zaten şöyle yaptım, hemen kolayca komple sağa sola yukarı aşağı dönebileceğini şuradaki stabil geçişten anlayabiliyorsunuz. Hemen ucunda normal standart fişimiz var. Fişin uzunluğunu merak edecekler olabilir. Hemen size beraber açalım. Kısa bir kabloya benzemiyor ama yine de bakalım. Yani kablonun uzunluğu şöyle bakacak olursak 1,5 metre civarı bir kablomuz var. Yeterli. Zaten çok fazla uzun olmasına gerek yok. Prizle vantilatör arası koyacağınız mesafeye yeterli. Ürünü bir arkaya çevirdiğimizde hemen arkasında teknik bilgilere ulaşıyoruz. 220 ila 240 voltajımız var. Ayrıca 50 Hz yerine sahip. Hemen üstte tekrar model numarasına ulaşabiliyorsunuz. Aşağısında 30 wattlık bir gücümüzün olduğunu, stok numarasını, seri numarasını bize buradan kolayca görmemiz için koymuşlar. Biraz daha şöyle yaptığımda bu kısımda arka kısım, arka kapakta bir hava çıkışımız var. Böyle cihaz içerideki havayı temizlemiş oluyor. Hem de bize daha fazla bir serinlik vermesi söz konusu. Şöyle bir kez daha bakacak olursam, bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Kapağın şöyle orta kısmını açtınız mı? Orta kısmı hafif bir güç kullandığınızda rahatça çıkabiliyor. Şöyle içinde küçük bir filtresi var. Bu söyleyeceğim olay zaten bu vantilatörün en çok öne çıkan özelliğinden biri. Şu kısma doğal oda parfümleri var ya, hani lavanta özü falan kullanıyorsunuz ya. Onu damlatıyorsunuz ve tekrar bu kapağı kapatıyorsunuz. Odanıza koyduğunuz organik oda parfümlerini ferah bir şekilde oturduğunuz ortama yayıyor ve hani özellikle böyle sağlık sorunu yaşayanlar, nefes sağlığı çekenler böyle okaliptüsü lavantalı yağları koyduğunuzda gerçekten vantilatör güzel bir etki yapıyor. Kullananlarla zaten bayağı bir duymuştum. Ayrıca ben kendim de deneyeceğim. Bakın hemen şöyle kapak yerine oturdu. Bu kadar. Ve ayrıca yine hasta kaldığım bir özelliği var. Hemen şöyle göstereceğim. Şuradaki kilit işaretlerini görüyorsunuz. Bunu böyle hafiften şöyle döndürdüğünüzde buraya getirdiğinizde vantilatörümüzün üst kapağını çıkartıp hem tozunu alabiliyorsunuz hem de içindeki pervaneyi temizleyebiliyorsunuz veya kırıldıysa değiştirebiliyorsunuz. İçeride olası bir pervane kırılmasında veya aşırı tozlanmada çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Son olarak da hemen hızlı hızlı kumandamıza bakalım. Arçelik logomuz kumandamızda da bulunuyor. Kumandanın tuşlarının basınç hissiyatı fena değil, güzel. Yani öyle kolay kolay bozulacağı benzemiyor bastığımızda. Ayrıca yine buradan sağa sola yukarıya aşağıya veya serinlik ayarını yapıp zamanlamasını kurup ayrıca vantilatörü kapatabiliyorsunuz. Demin de söylediğim gibi kumanda çok güzel ya. Yani böyle ele şöyle aldınız mı tam oturuyor. Yani öyle büyük kumandalardan değil. Tam elinizde oturup şöyle komut verebileceğiniz şık bir kumanda. 3 aylık 2 tane pilden koydunuz mu rahat 6 ay 1 sene kullanabilirsiniz. Kumandası da başarılı diyebilirim. Yani firma hem kolaylık açısından hem fiyat performans açısından hem portatiflik ergonomik açıdan vantilatörü şu an 4 dörtlük yapmışa benziyor. Bakalım serinlik performansı nasıl merak ediyorum. Ama şu an benim ilk izlenimlerim gayet başarılı. Evet, kutuşa neler çıkıyor? Gelin bir son kez bakalım. Bir adet vantilatörümüze ait ayaklık, bir adet gövdesi oluşturan iskeletimiz, bir adet tabii ki de kullanım kitapçığımız, bir adet Arçelik uzaktan kumandamız ve fiyat performans kralı Arçelik akıllı vantilatörümüz çıkıyor. Özellikle tasarım olarak şu an yeni nesil vantilatörlerin en başındayım dermiş gibi bir hissiyatı var. Benim en çok beğendiğim özelliklerinden biri ürün aşırı kompakt. Ayarlanabilir boy özelliğiyle ister kısaltabiliyorsunuz, isterseniz normal bir vantilatör olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle iş yerinde çalışanlar için veya kendi ofisiniz olur. Yanınıza taşıyabileceğiniz, aklınıza neresi geliyorsa götürebileceğiniz ve ortamı aşırı iyi serinleten harika bir ürün yapmışlar. Kurulumla gelecek olursam o kadar basit ki ürünün en alt tavan kısmını kuracağınız düz bir zemine koyuyorsunuz. Daha sonra vantilatörümüze ait metal ayaklığı tam ortaya monte etmek için yavaşça döndüre döndüre yerleştireceksiniz. Zaten ayaklığın iki tarafında da tırtıklar var. Hemen montaj işlemini çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Son olarak da en üst kısma vantilatörümüzü aynı
aynı şekilde yavaşça döndürerek montaj işlemini çok kolay bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim, 5 dakikamı bile almadı. Yani kullanım o kadar pratik ki pes diyorum. Masaüstü kullanacağınız zaman ise demin ortaya taktığımız metal ayaklığı çıkartıyorsunuz. En alt taban zeminine bantötörümüz yuvasından takıyorsunuz. Bunu da yavaşça döndürüp montajını yaparak ürünümüzü artık masaüstünde kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Gerçekten de şu olay çok iyi değil mi? Şimdi bantötörü aldınız, kutusunu da açtınız. Şimdi gördüğünüz gibi kurulumunu da yaptınız. Peki bu cihaz nasıl kullanılıyor? Özelliklerini nasıl kullanıyoruz? Çalışırken çok ses çıkartıyor mu veya ısınıyor mu? Serinletme gücü nasıl? Şimdi hepsini teker teker size göstereceğim ama şöyle söylemek istiyorum. Ürün vaat ettiği gibi yeni nesil pervanesiyle çok çok sessiz çalışıyor. Yani 3. seviyede hatta turboda bile ses olayı neredeyse yok diyebilirim. Ama tabii ki de böyle lafla anlatmak yetmez. Her zaman gibi testlerle, belgelerle karşınıza çıkıyorum. Yani bir vantilatörün özelliği buradan ne kadar iyi aktarılabilirse o kadar iyi aktarmaya çalışacağım. Hadi o zaman gelin ne kadar ses çıkartıyor veya çıkartmıyor hep birlikte bakalım. Şimdi denemeler peki bu kadar mı? Tabii ki değil. Şimdi Archer'in yeni çıkan bu canavarının ne kadar çıkarttığı sesi bir desibel testi de yapacağım. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Seviye 1'deyken vantilatör neredeyse yok gibi bir şey. Yani tabii ki de ses olarak diyorum, serinlik olarak gayet iyi. Yani uyurken falan kullanacaksanız veya sessiz ortamlarda kullanacaksanız sizi bu konuda da üzmeyecek bir ürün. Şimdi sizin için bir şey daha denemek istiyorum. Hangi hız seviyesinde ne kadar şiddetli rüzgar veriyor? Bunu da bir kendi tarzımı kullanarak test ettim. Zaten bunu da gösterdikten sonra artık ürünün öne çıkan teknik özelliklerini ve diğer kullanım detaylarını size tek tek aktaracağım. Yani Archer'lik yine yapmış bence. Özellikle yaz aylarında klimayı birkaç saat kapatayım, şöyle bir serinleyeyim demek isteyenler için başta da belirttiğim gibi hem az yakan hem de çok serinleten en akıllı vantilatörü üretmişler. Bir kere saatler boyunca bile çalıştırsanız cihaz ısınmıyor. Günde yaklaşık 10-12 saat boyunca açık bırakıyorum. Yani günün yarısı komple açık kalıyor. Ne bir ısınma sorunu, ne bir takılma, ne de bir durma, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Püfür püfür esen bir cihaz. Ayrıca uzaktan kumandayla kontrol etmeniz de çok çok büyük bir avantaj. Yerinizden bile kalkmadan tüm kontrolü yapabiliyorsunuz. İster vantilatörü sağa sola, yukarı aşağıya, salınım ayarlarını yapıp zamanlı ısını uzaktan kumandayla ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca tüm hız ayarlarını yapıp vantilatörü açıp kapatabiliyorsunuz. Çok ergonomik bir tasarıma sahip küçük bir kumandası var. Aynı zamanda bayağı bir işlevsel. Bak, ürünü şişirmiyorum, alanlar bana hak verecektir. Sağa sola dönmesinin dışında yukarı aşağı 135 derece salınım yapıp tüm ortamı serinletebiliyor. İster uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsunuz, isterseniz de dokunmatik gövdesi üzerinden tüm kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada gövdesinde de dokunmatik tüm fonksiyonel özellikler bulunuyor. Burada tüm özelliklere erişebiliyorsunuz. Cihazda 3 farklı hız modu var. Artı bir adet de turbo modu var. Zaten seviye 2'ye veya 3'e aldığınızda baya çok bir serinlik veriyor. Turboyu aldığınızda zaten artık cihaz uçak oluyor. Turbo modundayken hem sağa sola hem de yukarı aşağı tüm salınım özelliklerini gerçekleştirip ortama inanılmaz doğal bir serinlik veriyor. Ayrıca zamanlayıcı özelliğiyle vantilatörünüzü kapanmasını istediğiniz zamana kurup hem gereğinden fazla çalışmasını engelliyorsunuz hem de elektrik tasarrufu sağlıyorsunuz. Archer'lik burada ferah havaları, güzel
güzel kokuları sevenleri de düşünmüş ve vantilatörün ön kapağına bir hazne koymuş. Bu yuvarlak kapağı elinizle yavaşça kaldırıyorsunuz, aktarlardan aldığınız doğal oda parfümlerini, işte okaliptus yağı veya lavanta yağı oluyor ya, doğal oda kokularını filtreye damlatıyorsunuz ve gün boyu güzel doğal ferah kokular yayabiliyor. Biraz yakında oturursanız baya baya nefesinizi açıyor. Yani bir vantilatöre neler sığdırmış Arçelik. Gece yatarken yatak odanızda veya oturma odanızda otururken, çalışma odanızda çalışırken, çocuk odasında, balkonunuzda, hatta bahçenizde bile direkt kurulumunu yapıp kullanabiliyorsunuz. Çok çok memnun kaldığım bir ürün. Bana güvenebilirsiniz. Benden kesinlikle geçer not alıyor. Siz özellikle yaz aylarında kullanabileceğiniz Arçelik'in bu yeni nesil vantilatörünü nasıl buldunuz? Gerçekten alınabilir. Benim dediğim gibi tam bir fiyat performans ürünü mü olmuş diyorsunuz? Yoksa beğenmedim, almayı düşünmüyorum diyorsunuz? Mutlaka aşağıda yorumlarınızı olumlu veya olumsuz bir şekilde belirtin. Hepinizin görüşlerini gerçekten merak ediyorum. Yani bana göre bir kusur bulmaya çalışmam bence bu cihaza haksızlık olur. Eğer memnun olmadığım bir tane bile bir şey olsaydı söyleyecektim ama inanın gerçekten yok. Umarım hepinize yararlı olmuştur. Ve eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız bakın kanalım için desteğiniz çok önemli çünkü sizinle beraber yavaş yavaş büyüyoruz. Mutlaka kanalıma abone olmayı, yandaki bildirim çanını açmayı ve en önemlisi mutlaka beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Ayrıca Instagram ve Telegram kanallarımı da takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada gerçek indirimler ve kampanya ürünleri paylaşıyorum. Süreleri sınırlı oluyor. İlk indirimli ürünleri sıcağı sıcağına almak için takip etmenizi de öneririm. Dedikten sonra artık yavaş yavaş kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.